Bundan yaklaşık 2 hafta önce falan işte buraya gelmiştik ve burada şu kayanın altında Erosus yuvası bulmuştuk. Yavruları buraya incelerken dağılmıştı. Buraya bir tane kuş gelmiş bu arada. Bakalım yavruların durumu ne? Duruyorlar mı orada? Evet, ağ duruyor. Ve yeni ağları var. İşte yavru ağları bunlar. Evet, evet, evet. Yavruların tamamı burada. Tamamı burada. İyi 2 tane çıktı. Oho. Yavaş yavaş bir azaltmışlar ama nüfusu. Birbirlerini yemişler. Bunlarda böyle şeyler var. Tamam, iyi. Kurtarmışlar yani. Bir 2 tane çıktı. Ara şurada hatta 1 tane. Şurada yavrumun 1 tanesini görebiliyorum mesela. 1-2 tane daha şey yaptı yine, kaçıştı, dolaşıyor. Şu içerilerde falan da vardır yine. Oo, daha dolu. Dolu dolu dolu. Tamam, güzel. Yine taşımızı koyalım böyle. Taşımızı koyalım. Bu şekilde. Dağılan var mı? Bak, dağılmadı bile. Eskisi kadar çok değil. Birbirlerini yemişler çünkü. Şu taşa bir daha bakalım bakalım. Bu ne? Domuz geçmiş buradan. Burada zaten kaldırılabilecek bir taş var. İşte isepotlar şeyi buradan almıştık. Bakın karadula hala duruyor. Karadula orada ve hiçbir büyüme yok. Aynı büyüklükte. Steato da yalancı karadul. O gün de görmüştük. Yine aynı yerinde, aynı büyüklükte duruyor. Kışın çünkü bir şey yiyemiyorlar. Bundan anlamıştık. Bunun kafasının kopmasından şüphelenerek. Evet, bu Erosus'tan kalan ağın parçası. Yavrular yaşıyor. Sevindirici bir olay. Kapatalım. Steato odamız yaşamaya devam etsin orada. Hala çamur. Hala çamur. Şurada bir kaya var. Ona gideceğim. Ormanın etindeyiz. İşte kekik bak. Kekik arıyordun. Al kekik. Yaşarım bu küçük ince yaprakları toplayacaksın işte bunu. Ada soğanları. Of, sümbül gibi çıkmış vallahi her biri. Şunlardaki güzelliğe bak. Harika. Şu kaya çok kaya üstünde ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Yine de bakalım. Şurada bir Erasparasus yuvası var. Dolu mu? Dolu. Dolu vallahi. Şeyler, kırk ayaklar. Başka? Erasparasus'u açalım mı? Yavru değil bu. O şey burada. Ergin dişi var içeride. Elime geliyor. Tamam, şey yapmayalım. Şöyle tam boşluğa gelecek şekilde, tamam. Kaya avcı örümceği diğer adıyla. Erasparasus kozasını tam anlamıyla bak. Şurada terliğin içinde, ama bu dolu ya. Bu boşta kalmış bu.
Bak 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 içinde. İçinde bak. Vallahi içinde hayvan. Kozasının içinde yatıyor. Bunu biz ters kapatalım. Şuraya. Buna terliğe tekme vurmuşlardır. Tamam mı? Ezilmesine ezilmez. Şöyle. Tamam. Tamam buna bak. Stiotoda türlerine benziyor. Tamam, burada yaşar o. İyisi. Açıkta kalmış, of. Bu kaya işte. Kaldırabilir miyiz ama? Oho! Karınca varsa hiçbir şey arama. Ama şu ne? Şu neyin de arabası? Un kurduna benziyor. Ama farklı bir şeydir bu. Değişik. Değişik bir kurdun. Dervas. Karıncalarının talaşlarında işte o da. Bir tane de burada var. Şöyle içeri geri ezilme. Şöyle taş koyalım. Tam basmaz. İyi. Daha da soğanları falan. Kışın tam göbeğindeyiz yani şu anda. Kışın tam Aralık sonu. Aralığın son günleri. Hatta 30'u. 2020 bitiyor. Bol bol isopot var. İsopot varsa hayat devam ediyor demektir. Kaldırdım kayanın altından. Bakın şöyle çömlek çıktı bir tane. Bunlar arı. Ama bu terk edilmiş. Yuva çıkmış herhalde. Bakın yuvalar boşalmış. Biliyor musunuz? Bir tane buradan çıkmış. Bir tane şuradan çıkmış. Açık ağızları çünkü. Bakın oradan çıkmış. Kozası duruyor. Daha önceki yılların şeyi bu. Tane de alttan çıkmış bu arada. Sen nereden çıktın ya? Ah. Bunların içinde örümcek olur. Var mı? Elim çarpmış. Şöyle taştan veya topraktan bu kozalar. Örümcek olur da bunun içinde örümcek var mı? Göremedim. Şurada bir şey var ama. Olsa çıkardı herhalde. Ağ görüyor musunuz? Toprağın altında küçük bir ağ. Her tarafta kırk ayak. Kırk ayaklar soğuk ve nemi sever çünkü. Parmağımın ucunu gör. Çekimde mi?
Bakın traktör İzmir'de yok diyordum. Bir tane terk edilmiş yuva buldum. Kapağı açıktı. Kapağını gördüm önce. Bakın şu şekildeydi. Bu kapağı mı acaba falan dedim. Şöyle ittirdim. Evet, kapağı. Traktör bu yuvayı niye terk etmiş? Kapağı neden açık? Demek ki bu yörede de traktör var ama kapak... Aha işte bak. Bu da muhtemelen. Yok değil. O zaman bu bölgede yine var bunlardan. Dur bakalım, kapağı kapalı bir tane bulabilecek miyiz? Daha çok kuzeyi seviyor gibi düşünüyordum ama traktör ya, kapağı net olarak ilk defa traktör yuvası gördüm. O da kapağı açık diye gördüm yani. İşte bu örümceği bulmayı bilmiyormuşum. Şu anda bir tane bulmak bile bunun gizemini ufaktan çözme anlamına geliyor işte. Açık olmasaydı ama yine bulamayacaktım. Şu kapağı görünce fark ettim. Ya o taş mı? Yok, ağdan yapıyor onu. Kapak yapıyor tabii. Traktör kapalı kapı anlamına mı geliyor? Öyle bir şey. Dor kapı ya. Tuzak kapı. Tuzak kapı. Bak şimdi bunun kapalısından vardır buralarda. Şu ne? Ha işte bak. Tamam. Bir tane çubuk. Kapalı. Bak. Küçük. Ha. Ha. Bak. İşte bunda var. Kesin var bunda. Çünkü yakın bölgelerde oluyor. Şurada kapağı. Nereye çekiyorsun? Sen de yanlış yere çekiyorsun. Hayır, görüyorum ben şu an onu. Şurada kapağı. Başka bir tane büyük bulabilir miyiz? İşte gel. Gel. Gel bak, parmağımın ucuna gel. Parmağımın ucunu görüyor musun? İşte. Harika. Traktörün de gizemini çözdük. Artık traktör bulabiliriz. Bir tane tesadüfen bulmaya bakıyor. İşte. Şöyle bir kapak yapmış kendine. Kapak tuzak. Bunların işleri dolu. Şu ne abicim, gel bakayım. Gel bakayım. Yemin ederim eğer bulsa çok büyük. Hayır. Nasıl hayır? Bak. Oha! Oha, kapağa bak. Kapağı görüyor musun? Kapağı yosun tutmuş. İnanılır gibi değil ya. İşte. Bak burada bir tane bozulmuş bak. Bozulmuş ama şu çok iyi. Şu harika. Ve bu dolu. Kapağı görüyor musun? Bir defa gördüğümü gözün alışıyor. Ondan sonra gözlükleri taktım tabii ki. Gözlükleri takmasam göremem. Başka? Ben yerlerde işiniyorum lan. Heyecandan. Şu müthiş. Evet. Harika büyüklükte, baksana. İçi tertemiz. İçine ışık tutsak görebiliriz ha. Vay anasını da. Traktör bulmayı da öğrendik. Başka bir tane daha bulsa bulayım bakayım. Büyük bulabilecek miyim?
Yazın buna dokunduğun zaman anında kapağı açar. Böceği kapar. Ama şu anda kış uykasında. Traptor bölgesi bulduk. Taşu. Ve dolu bunlar yani. Bunlar dolu. Evet, geçen salyangozlara yuva yapmıştım buraya. Evet, çıkmışlar bak, çoğu çıkmış. Yine var içinde de. Çoğu çıkmış ve içine düşenler de var. Altında yapışan var mı? Yok. Şurada bir kurt örümceği var. Tamam. Kapat. Çıkmışlar. Traptör yakaladım bu arada. Traptör bulmayı öğrendim daha doğrusu. Kapakları fark edemiyormuş. Kapakları. Hafif böyle tümsek yerleri tercih ediyorlar. Çünkü taban topraklarda su durur. Zaten derinde hayvan. Şöyle bir bakalım buralarda da bulabilecek miyiz? Şurada bir şey var. Kurt örümceği. Çok temiz bir yuva. Kurt örümceğinin çok temiz bir yuvası. Şurada eşelenmiş falan. Peygamber develerinin küçük. Bakın, bir dahaki yaza bunlar canavar olacak. Tamam. Şurada örümcek kimse. Doğa patlamaya hazır bomba. Evet, bakın. Kurt örümce. Kapak yok. Kapak yoksa traptör değil. Şurada bir kalkık kuyruk mu gördüm? Yok. Steyato da. Ama şöyle sanki bir kalkık kuyruk geçti gibi. Evet. Doğa patlamaya hazır bomba. Kurt örümceklerin yuvaları. Traptörlerin yuvasının kapağını anlamak çok zor. Ama böyle hafif yüksekte olan yerleri severler. Anladığım kadarıyla. Tabanlara çünkü su duruyor. Birçok yuvayı yan yana bulduk. Evet, işte işte traptör. Bakın, bir defa bulmaya bakar demiştim. Bir defa bulduk. Olayın mantığını çözdük. Görüyor musunuz? Bakın, kapağı açıyorsun ve altından cırlop gibi bir yuva ve çok büyük. Tabanı sevmiyor. Taban toprağı sevmiyor. Hafif tümsek yerleri seviyor. İşte bakın burada. Rastgele durdum. Dedim burada olma ihtimali var dedim. Çünkü mantığını çözdüm olayın. Ve beni ilk bulduğumda heyecanlandıranın aynı büyüklükte bir tane daha. Üstü yosun kaplamış. Kamuflaja bak. Süper. Hemen dibinde de şurada galiba bir tane kurt örümceği olabilir. Ama traptör bulmayı kaptık. Şunu anlamak mümkün mü ya? Acayip bir şey. Ama olayın mantığını kavrayınca traptör de bulursun, her şeyi bulursun. Traktör bile bulursun yani. Süper ya. Bir tane varsa başkaları da vardır mantığından. Şöyle biraz bakayım. Şunları işte kaptım artık bak. Yosun. Üstü yosun tutmuş. Ağ var çünkü. Ağdan kapak yapıyor.
Oradan da yosun türüyor demek ki. Bir tane daha bulalım. Bir traktör daha buldum. Aynı büyüklükte. Acayip büyük. Tamam. Güzel. Artık bilgilerimiz arasında traktör de var. Harika.